Evet, merhabalar. Tekrar. Ben Elif Karagöz. Teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını konuşacağımız STOKİK panelimizin ikinci oturumuna tekrar hoş geldiniz. Bu oturumumuzda da yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi ve üniversite sanayi işbirliklerini konuşmak üzere dört değerli katılımcımız bizimle. Sayın Esra Ayken, TED Üniversitesi'nde İK'dan sorumlu başkan yardımcısı ve rektör danışmanı. Sayın Serdar Gökpınar, TTGV Ekosistem Geliştirme Direktörü. Sayın Doçent Doktor Tarkan Gürbüz, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve Sayın Kamil Sunal, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdür Yardımcısı olarak aramızdasınız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle ekosistemimizin geleceğe bakışında ve yerel bilginin oluşturulmasında öneme sahip olan fikirlerini içtenlikle TTGV bünyesindeki İnsan Kaynakları Stratejik Odak Çalışma Komisyonu ile paylaşan 109 katılımcımıza tekrar teşekkürlerimizi sizin de nezdinizde sunarak başlamak istiyorum. Araştırma bulgularını ve talep tarafı ile yaptığımız birinci oturumda da dile getirilenleri ve konuyu nerede bıraktığımızı özetlememiz gerekirse, teknolojik dönüşüm kapsamındaki köklü değişimler hem reel sektörün kendisini değiştiriyor hem de ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü tanımını da değiştiriyor. Ve değişen güncel yüksek nitelikli iş gücünü bulmakta, elde tutmakta ayrı ayrı zorlanıldığını ifade ediyor katılımcılar. Sanayimizin bu alanda yaşadığı ve yaşayacağı düşünülen temel zorluklara dair öngörüler sıralandığında da katılımcı gruplar arasında farklılık ortaya çıkıyor ki panelimizin katılımcılarından birisinin de özellikle altını çizdiği bir noktaydı bu. Ve bu kıymetli farklılıklardan bir tanesi üniversiteler grubu tarafından birinci sırada yer verilen zorluğun çalışan beklentilerinin karşılanamaması olarak öne çıktığını görüyoruz. Ben burada Sayın Serdar Bey'e sorumu yöneltmek istiyorum. Çünkü siz de özellikle Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi gibi çok kıymetli alanlarda çalışmalar yürüttünüz ve yürütüyorsunuz da. Özellikle de yönetim denildiğinde insan boyutu da başarılı bir yönetimin en kritik parçalarından biri halinde. Sizden şirketlerin yönetim yaklaşımları, insan kaynakları politikaları ile çalışan beklentilerinin ne kadar örtüştürülüp örtüştürülemediği veya bu bağlantıyı nasıl değerlendirdiğinizi paylaşmanızı rica edebilir miyim? Tabii ki hay hay. Şimdi öncelikle birinci panel çok güzel geçti. Ve zor soruların da orada yanıtlanmış olması dileklerimle bize daha kolayları gelsin diye. Şaka bir yana rapor çalışmasından çok şey öğrendik. Çünkü ülkemize özgü yapılan bir çalışmaydı. Tüm takıma ve katkı veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ben şimdi bu beklentiler konusunda, bu arada üniversitelerde ilk sırada çıktı bu beklentiler. Raporda da var ama tüm kuruluşlarda kalanlarında da ya da paydaşlarda da ikinci sıradaydı. Rapordaki şeyleri tekrar etmeden özünde şirketlerdeki yaklaşımları etkileyen en temeldeki paradigma değişiklikleri konusuna değinmek istiyorum. Yani biraz şirketler cephesinden bakacağım. Şimdi değerli şirketlerimiz, kıymetli burada çalışan kıymetli yöneticiler zamanın ruhunu ya da başka bir tabir Zeitgeist'ı nasıl algılıyorlar? Yani ne demek istiyorsun derseniz bunu da biraz azıcık iktisat teorisine girerek anlatmaya çalışacağım. İşte bilinen kontradiyef dalgaları ya da döngüleri diye bir ifade vardır. Rus kökenli bir makroekonomist Nikolay Kontradiyef ortaya atmış ve sonrasında öğrencileri ve meslektaşları tarafından geliştirmiş. Diyor ki bu yaklaşım ya da bu teori, bu bakış açısı ekonomik ya da kendi tabiriyle kapitalist kalkınma kabaca 45-50 yıllık periyotlarla önce bir yükseliş sonra da çöküş böyle sinüs dalgası şeklinde betimleniyor. Bu tarz dalgalar olarak tarif ediyor ve 1770'ten ki buhar makinesinin çıkışıyla dan sonraki döneme denk gelir. 1698'i galiba ilki. 1770'lerden itibaren tamamlanmış dört tane dalgayı tanımlayabiliyoruz. Birincisi erken mekanizasyon dönemi,
İkincisi buhar gücü ve demir yolları. Üçüncüsü elektrik ve ağır sanayi. Ve dördüncüsü de çok yakın zamanda tamamladığımız düşünülen, 20. yüzyılın sonunda tamamlandığı düşünülen Fordist ya da kitlesel üretim dalgası. İçinde bulunduğumuz döneme de enformasyon ve iletişim dalgası deniyor. Şimdi biz buraya insan kaynakları konuşmak için geldik. Bir de mühendis halinde niye iktisat teorisine giriyorsun derseniz, aslında amacım şu. Bu dalgayla sembolize edilen her dönemin kendi paradigması var ve bu paradigma sadece öne çıkan inovasyonları, kullanılan hammaddeleri, o dönemin öncü ürünlerini değil, kaynakları kullanış ve organize oluş biçimimize kadar üretime dair her faktörü etkiliyor. Mesela içinden çıkmış olmamız gerekirken kitle üretim çağında gereken bu çağda üretim büyük kuruluşlarda birbirinin aynısı olan değiştirilebilir parçalarla yapılıyordu ve bu da Ford'un seri üretim hattıyla sembolize ediliyordu. Şimdi bu dönemde sadece ürünler değil, insan kaynaklarına da bu şekilde yaklaşılıyordu. Üretimde yer alan kişiler de benzer becerilere sahip, standart bir eğitimden geçmiş ve kolay değiştirilebilir kişiler olarak görülüyordu. Başta okullar olmak üzere eğitim öğretim sistemleri de bu kişileri yetiştirmek üzere organize olmuşlardı. Yani standart bir kişiler var, standart bir takım işler var. Onu çıkartıp bunu koyduğunda fazla zaman kaybetmeden üretime devam edebiliyorsunuz. Bilgi çağında bu yaklaşım ters yüz oldu. Çok becerikli, birbirine benzemeyen ama tamamlayıcı özellikleri olan, yüksek çeşitlilikte az sayıda kişinin çalıştığı firmalar yüksek başarılar elde ediyorlar. Ve bugün dünyanın en büyük firmalarına baktığınızda ilk 5, 6, 7'nin tamamı bu yeni çağın firmaları diyebiliriz. Eski çağın ya da seri üretim çağının değil. Örneğin ya yani bunun taşlandırıldığı durumda WhatsApp'ın 19 ya da 22 milyar dolar yanılmıyorsam Facebook'a satıldığında sadece 55 kişilik bir firma olmasıdır. Bugün bilgi çağın içinde olunsa bile siz halen değer üretimi biçimi ve kaynaklara yaklaşım olarak, paradigma olarak kitle üretim hattı döneminde kaldıysanız geçmiş olsun. Bunu nereden anlarsınız kalıp kalmadığınızı? Mesela insan kaynaklarına kolay değiştirilebilir unsurlar olarak bakıyorsanız. Dışarıda bu kadar işsiz var, biri gider biri gelir işim aksamaz diye bakıyorsanız. Kişilerin özel becerileri ve karakter özelliklerine önem vermiyorsanız. Sadece hard skills denen şeylere odaklanıyorsanız ya da bu daha çok özgeçmişte örneklenebilir. Sistemli bir biçimde kendiniz insan kaynağınızı geliştirmiyor. Sadece yetişmiş iş gücünü piyasadan temin etmeye çabalıyorsanız, özellikle nitelikli insan kaynağını elinizde tutamıyorsanız, belagat olarak insan kaynağına çok önem veriyormuş gibi yapıyorsanız ama içeride farklı rüzgarlar esiyorsa siz büyük olasılıkla kitle üretim çağının firmasısınız. Bilgi çağı firması olamıyorsanız da karlılığınız ve sürdürülebilirliğiniz de çok büyük tehdit altındadır. Bir kere bunun altını çizelim. Biz araştırma çalışmamızda bunun kanıtlarını da gördük. Ayrıca soruları insan kaynağının kendisine de sormadık. Onun altını çizmek istiyorum. Eleştiri gibi algılanabilecek ifadeler aslında başta şirketler olmak üzere ekosistemdeki paydaşların verdiği yanıtlar bazen de itiraflardı diye söyleyebiliriz. Çok samimi yanıtlar aldık, teşekkür ediyoruz. Şimdi gömlek değiştirir gibi paradigma ve organizasyon değişmiyor. Ama buna giden yolda şunların fark edilmesi gerekiyor. Farklı nitelikte kişiler var. Sadece aldığı öğretimle sınırlı değil, soft skills ya da ince beceriler denen beceriler ve kişilik özelliklerine kadar her türlü husus önemli. Herkes biricik. Bunu anlayabilmemiz gerekiyor. Hatta çok yaratıcı, yüksek nitelikli, belki şirketinize çağ atlatacak kişiler oldukça aykırı, talepkar ve sosyal olarak sorumlu da olabiliyor. Bu kişilere yeriniz var mı? Mevcut öğretim sistemimiz geleceğin teknolojilerini kullanarak değer üretebilecek vasıflı iş gücünü yetiştirmede yetersiz kalıyor ve kalacak. Aslında bu kurumlar halen kitle üretim çağının organizasyonları ve ya da şöyle bir şey diyebiliriz. Bu bilgi çağından yakın zamana kadar hemen hemen nasiplenmeyen bir iki sektör vardı. Bunlardan biri sağlık sektörü diyebiliriz, diğeri de eğitim öğretim sektörüydü. Eğitim öğretim sektörünün çok değişmesi gerekecek. Yani bu derslerin videoya çekilip internete konması değil. Ondan faydalanmak. Okullarda verilen diplomalar artık kişinin kazandığı becerileri yansıtmıyor olabilir. Yani burada kendi kendini yetiştirmiş kişiler öne çıkabilir ki bunun örnekleri verildi. Ya da siz kendi insan kaynağınızı alıp yetiştirmek için çizgi dışına çıkmak durumunda kalabilirsiniz ki pek çok ciddi kuruluşun neredeyse bir okul haline dönüştüğünü görüyoruz.
Tüm iş süreçlerinde insan ve makine işbirlikleri artacak. Bunun için yatırım, istihdam, büyüme gibi konuların hepsinin değişeceğini öngörüyoruz. İnsan kaynağı nitelik ve nicelik olarak teknoloji odaklı şirketlerin büyümesine yetişemeyecek. Yani az sayıdaki yüksek nitelikli kişi cezbetmek için ciddi bir yarış olacak. Yüksek nitelikli insan kaynağını bunun için fark edebilecek, değerlendirebilecek ve geliştirebilecek iş ortamlarına ve yöneticilere ihtiyaç var. Şimdi şirketler kendi kendilerine şunu söylediler. Bizler hantal, yavaş karar alan işleyişle birlikte teknoloji hakimiyeti düşük yapılarız. Yani onun için nitelikli insan kaynağını elimizde tutma zorlukları çekiyoruz. Şöyle örnek veren de oldu bize. Biz kişiyle iş görüşmesi yapıp böyle uzun uzun şey yaparken bir baktık. Yurt dışında bir yer kapmış, almış ve işe başlatmış kendisini. Daha biz kendisine döndüğümüzde, ben aylar önce başladım zaten dedik. Yani hantal ve yavaş kalıyoruz. Biraz tepki hızımız yüksek olması lazım. Bir de işe alım kriterleri yetenek ve beceriden ziyade halen etikete, üniversite ve bölümlere odaklanıyor. Gelecek bu olmayabilir ki sanayimiz de bunun farkında. Önceki bölümdeki konuşmacılar, Devrim Hanım diye yanılmıyorsam, buna değindiler. Şimdi dünya çok hızlı değişiyor. Bugün Covid'i çekelim. Yani bütün virüsleri ortadan kaldıralım. Bizi çok çok büyük sorunlar, farklı sorunlar bekliyor. Bunlarla yüzleşmemiz gerekecek. Böyle bir zorlu gelecek bekliyor. Ve burada da yaratıcılık, yenilik, inovasyon ve teknolojiye çok ihtiyacımız olacak bu sorunları çözerken. Pratik biçimde hemen araçları ve uygulamayı değiştirmeye çalışıyoruz. Hep refleksimiz bu. Ama paradigma değişmeden politika, strateji, uygulama ve akabinde araç değiştirmek faydalı ya da pek mümkün olmayabilir. Şirketler cephesinden benim söylemek istediğim şey bu. Çok daha iyisi ve kapsamlısı araştırma sonuçları arasında net biçimde raporda yer alıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Serdar Hocam. Çok güzel ve kapsamlı bir şekilde hem iktisattan hem mühendislikten hem de araştırma sonuçlarından da yola çıkarak güzel bir özet oldu bizler için. Ben buradan da aslında Kamil Bey'in görüşlerini de merak ediyorum. Çünkü kendisi gerçekten uzun yıllardır organize sanayi bölgelerinde yönetim rollerinde aktif olarak yer alan biri. Reel sektörün iş gücü piyasası dinamiklerine bağlı olarak yüksek nitelikli insan kaynakları ile ilgili zorluklarını birazcık daha detaylandırabilir misiniz? Serdar Hocam aslında çok zaten kapsamlı bir özet verdi ama sizin de birebir çalıştığınızı düşünerek burada reel sektör ne düşünüyor ve ne deneyimliyor? Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Ben de tüm değerli panelistlere ve saygıdeğer katılımcılara hoş geldiniz diyorum ve saygıyla selamlıyorum. Reel sektör olarak bizler tabii değişen ve gelişen bir dünyada yüksek teknolojili, katma değeri yüksek, dijitalleşmeye uygun ve verimliliği en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bunu sağlamamızın en önemli nedenlerinden birisi de iş gücüdür ve yüksek nitelikli, sayın konuşmacıların da belirttiği üzere, yüksek nitelikli iş gücünü ve yüksek nitelikli insan kaynaklarını oluşturmamız gerekiyor bu doğrultuda. Tabii ayrıca raporda birçok şey güzel özetlenmiş. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Burada özellikle beceri ve yetkinlik ve özelliklerin dağılımı üzerine bazı veriler ortaya çıkmış. Ayrıca sanayi üniversite işbirliğinde nitelikli insan kaynakları adına sanayi tarafının üniversiteden veya akademik kısımdan neler beklediğini sonuçları ortaya çıkmış. Ayrıca belirttiğimiz üzere yüksek teknolojili işler çoğalacağı için el becerilerinin yerine özellikle mavi yakada yetkinlik ve yüksek teknoloji bilgisi gerektiği verilerle ortaya konulmuş raporda. Ayrıca Serdar Hocam'ın da belirttiği üzere bunun işte Ar-Ge projeleri ve teşvikte diploma ibrazının gereklilikleriyle ilgili bir takım veriler ortaya çıkmış. Şimdi biz ASO 1. OSB olarak yüksek nitelikli iş gücünü sağlamak üzere ve
akademik kısımdan sanayi kısmına geçen süreçte de ve en kalifiye istihdamı sanayinize sağlamak üzere bir takım iş modelleri üzerinde durduk. Yani eğitim kurumları, burası bir tabii iş gücü önemli olduğu için 8 tane ayrı eğitim kurulu, sadece bir sanayi kampüsü değil, bir eğitim kampüsüne dönüştürüp bunda da daha önceki tüm yönetime ve mevcut yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Bu öncelikle bölgemize, sonrasında da Ankara'mıza, ülkemize bir katma değer yaratmaktadır. Becerilerle ilgili kısma gelince, hani diplomam becerimi dediğimiz zaman, bizim bu eğitim modellerimiz içinde bir meslek eğitim merkezimiz var. SİMEP, Sanayici İşbirliği'nde meslek eğitim programı. Burada yurt dışındaki modelleri biz örnek aldık ve özellikle meslek eğitim, daha önceki panelistlerimiz de belirtti. Meslek ki eğitimde olan, meslek liselerinde olan öğrencilerimizi buraya, bu programa dahil edip özellikle yurt dışında uygulanan beceri ve yetenek testlerini burada uygulamaya çalıştık. Bunu niye yaptık? Öğrencinin hangi noktaya becerisinin olduğunu görüp ona göre bir meslek eğitim vermek, teorik ve uygulamalı. Bunu da sonrasında sanayiye istihdam edilmek üzere yetkin iş gücü olarak, yüksek nitelikli iş gücü olarak sunmayı amaçladık. Dolayısıyla yurt dışındaki modellere baktığımız zaman, evet diploma önemli ama diplomanın yanında bazı yetkinliklerle ve becerilerle uygun noktaya kanalize olan çalışan adayının bunu sağladığı zaman diploma gerekliliklerini de aştığını da gördük. Yani bizim burada %100'e varan başarı uygulamalarımız var. Dolayısıyla bu programa dahil olan bir öğrenci bu programları başarıp sanayide istihdamı sağlayıp ve bulunduğu bölümde o kadar uzmanlaşıyor ki, yerine göre, ben de bir mühendisim ama oradaki mühendislik okumayan bir meslek eğitimi tamamlayan öğrenci de altında mühendisler olabiliyor. Almanya'da uygulanan modellerden birisi. Ayrıca diğer yetkinlik ve meslek eğitimle ilgili diğer kısımlara baktığımız zaman, meslek eğitimi, evet, raporda da çıkmış. Bunlar çok önemlidir gerçekten. Burada ayrıca üniversitelere, mühendislik fakültelerine geçmeden önce mesleki eğitim, hem yetenek, hem dil olarak, hem akademik, fen ve teknoloji olarak bir kolejimiz var burada. ASO kolejimiz, Meslek Teknik Anadolu Lisesi'miz. Dolayısıyla burada ayrı bir katma değer yaratıyor. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğini biz burada iki üniversitemize bir model olarak uyguladık. Raporun çeşitli kesimlerinde sadece üniversite sanayi işbirliği staj yapmaktan ibaret değil. Burada Hacettepe Üniversitesi ile sanayinin içinde yer almaktadır meslek yüksek okul. 4 farklı bölümü vardır. Ve üniversitemizde ayrıca biz bölge olarak çeşitli projeler yaparız. Mesela yaptığımız bir proje Avrupa Birliği'nde en best practice example seçilmiştir. En iyi uygulama örneklerinden birisi. Biz burada artırılmış ve sanal gerçekliği mesleki eğitim ve eğitim hayatına uygulamaya çalıştık ve çok güzel çıktılar aldık bu konuda da. Ayrıca yine raporlarda belirtilen eğitimin sürekliliğinin olması gerektiği istihdam için. Burada da yine ilk Türkiye'de uyguladığımız, yani sürekli öğrenmenin önem kazanması ile ilgili katılımcılar görüş bildirmişler. Burada ASOSEM'imiz var, ASO Sürekli Eğitim Merkezimiz. Burada da tamamıyla ilgili programlar kapsamında sanayicinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, teknoloji bilgisi yüksek, kalifiye çalışanlar hem teorik hem uygulamalı eğitimler almaktadır. Toparlayacak ve en son söyleyecek olursak, bizim ayrıca Endüstri 4.0 yalın verimlilik üretimiyle ilgili bir
Türkiye'nin model fabrikasını yerleşkemizde hayata geçirdik. Ayrıca bu sene Ankara Üniversitesi ile de Türkiye'de ilk dijital fabrika programları meslek yüksekokulunu açtık. Yani sonuç olarak eğitim için çok önemli bir konu olduğu, ayrıca yüksek nitelikli sanayinin ihtiyaç duyduğu, hem de üniversite sanayi işbirliğinde sonuca ulaşmak adına da birçok çalışmamız devam etmektedir. Teşekkürler Kamil Bey. Reel sektörün oldukça yoğun, harıl harıl bu konuda da çalıştığını ve meyvelerini de aldığını özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Tarkan Hocam, izninizle sizinle devam edeceğim ama sizinle devam etmeden önce izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Zoom'un Q&A ve chat özelliğini kullanarak bize yorumlarını panelistlerimize veya araştırma bulguları ile ilgili kendi detaylı görüş ve sorularını paylaşmak isterlerse bizimle paylaşabilirler. Son 10 dakikalık bölümümüzde katılımcılarımızın yorum ve sorularına yer veriyor olacağız deyip Tarkan Hocam sizinle devam edeyim. Kamil Bey'in de aslında değindiği beceri diploma değişimi, çok somut örnekler üzerinde aslında reel sektörün burada çıktılarını verdiğini görüyoruz. İş gücü niteliğini etkilemesi muhtemel köklü değişimlerden biri de aslında sizinle irdelemek istediğim alanlardan birisi eğitim ve öğrenme alanındaki değişimler. Özellikle de bu değişimi üniversiteler katılımcı grubu açık ara bir şekilde önde belirtiyor sanayi grubuna kıyasladığımızda. Reel sektörde yüksek nitelikli İK geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında da kurum içi eğitim çalışmalarına biz ilk sırada yer veriyoruz gibi sanayi tarafından da böyle bir cevap geliyor. Şimdi siz de özellikle e-öğrenme, öğrenme teknolojileri, Endüstri 4.0 için eğitim ve öğrenme üzerine çalışmalar sürdürüyorsunuz. Bu yeni nesil nitelikler, beceriler diyoruz ama yeni nesil öğrenme çözümleri ve yöntemleri neler olmalı? Ne dersiniz hocam? Herkese merhaba. Öncelikle böyle bir çalışmayı başlattığı için TTG ve ailesine ve bu çalışmayı keyifle ve örnek bir ekip çalışmasıyla tamamladığım ekip arkadaşlarıma ve birinci oturumdaki ve bu oturumdaki panelist arkadaşlarıma ve dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Zamanlarını ayırıp geldikleri ve bizlerle oldukları için herkese saygılarımı sunuyorum. Birinci oturum Serdar Hocam'ın, Kamil Bey'in söylediği gibi gerçekten büyük bir yükünü aldı. Çok da güzel bir panel oldu. Dediğim gibi bu çalışmadan çok keyif aldım. Örnekle bir ekip çalışması sergiledik. Her aşamasında çok şey öğrendik. Elbette eğitim ve öğrenme alanındaki değişimlerin diğer gruplardan daha iyi bir şekilde öngören katılımcı grubun üniversiteler olması oldukça doğal gibi görünüyor. Ancak araştırmamızın bu çıkan sonucunun ilginç olma özelliğini etkilemiyor tabii ki. Çünkü ilgili literatüre baktığımızda eğitim ve öğretim gerçekten bilgi toplumunun güçlü bir bilişim altyapısı üzerinde taşıyıcı ana kolonlardan birisi olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla çalışmamızda da mevcut eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, üniversitelerden beklenen ihtiyaca yönelik olarak güncel programların çevik bir şekilde geliştirilmesinin, sürekli ve yaşam boyu öğrenmenin öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu durum eğitim ve öğrenme alanındaki problemlerin varlığını görebilen değişimler, özellikle de gereken dönüşüm ihtiyacı konusunda öğretim üyelerinin farkındalığının yüksek olduğunu göstermesi açısından oldukça sevindirici. Reel sektörün dediğiniz gibi yüksek nitelikli insan kaynağı geliştirmeye yönelik çalışmaları arasında kurum içi eğitim çalışmalarının
çalışmamızda %63 oranla açık ara öne çıktığını gözlemledik. Bu sonuç yine kurumların gelişim ve öğrenme yoluyla kapasite geliştirme ihtiyacının sürekli olacağını vurguladıkları görünüyor. Bu çok önemli. Çünkü gelecekte öğrenmeyi öğrenmiş olmak yeterli olmayacak. Ve gerçekten öğrenme aşığı olan, kendini sürekli geliştirme ihtiyacını hisseden, düşünmeyi öğrenmiş bireylere ihtiyaç var. Bu söylemesi kolay ama sahip olması zor bir güç. Çünkü şöyle söyleyebilirim, dijital dönüşümde geldiğimiz bu noktada hele hele dijital dönüşümü ivmelendiren olumsuz bu yaşadığımız COVID-19 salgın dönemi bu ivmeyi çok arttırdı. Böylesine hızlı bir kabullenmeyi kimse öngöremiyordu. Ve emin olun COVID-19 sürecini, dijital dönüşüm sürecini ve sonrasını anlayabilmek ve sonrasına, kusura bakmayın, yani bu dönemi anlamak ve sonrasına hazırlanmak çok önemli. COVID-19 salgın dönemi sonrasını yapacağız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Hem salgın dönemi hem dijital dönüşüm bizleri gerçekten bir dönüşüme, hem de salgın dönemi öncesinden öngördüğümüz dönüşümden daha farklı bir dönüşüme doğru zorluyor. Böylesi bir zorluk varken elbette reel sektörde çalışanların nitelikleri ve becerileri çok farklılaşacak. Bunun öngörüsünü ben sevinerek söyleyebilirim. Çalışmamız oldukça ortaya çıkardı. Hatta biz bunu salgın dönemi öncesi başlamıştık ve salgın bir tehdit olarak da çalışmamızda dile getirildi. Dolayısıyla çalışmaların yapılması, bu alanda çalışmaların sürdürülmesi hem dijital dönüşüm süreci ve hem de COVID-19 salgın dönemi sonrası için çok önemli. Bu çalışmaların, benzeri çalışmaların devamı bizim açımızdan çok gerekli. Çünkü bu salgın dönemini de anlamamız gerekiyor. Bugün buna yönelik bir çalışma, henüz netleşmiş bir çalışma yok. Ve zannediyorum bu çalışmalarla, yaptığımız çalışma kenetlenerek daha iyi sonuçları görmemize neden olacak. Bilişsel beceriler başlığı altında yer alan başlıklar, yaratıcılık, inovatif bakış açısı, merak, hayal etme, analitik düşünme, problem çözme, sürekli öğrenme, bilgiyi doğru kullanma ve araştırma şeklinde sıralanıyor. Bu bilişsel becerileri önemseyen reel sektörün elbette üniversitelerden beklediği de bu becerileri eğitim müfredatında, eğitim öğrenme ortamlarında pekiştirilmiş olmasını bekliyorlar. Katılımcıların %56 ile ikinci sırada dile getirdiği beceri dijital beceriler oldu. Dijital beceriler başlığı altındaki alt başlıklar genel dijital beceriler ve dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım becerileri, veri okuryazarlığı ve veri yönetimi olmuştur. Katılımcılar tarafından sık dile getirilen bir husus da işlerin dijitalleşmeye başlamasının mavi yakalı iş gücünü de etkilemeye başladığıdır. Yani mavi yakalı artık bilindik niteliklerle ve becerilerle devam edemez. Mavi yakalı çalışanların da sadece el becerilerine dayanan işlerin yanı sıra gittikçe artan dijitalleşen işlere bırakması sonucunda açık mavi yaka kavramının ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni teknolojilerde günceli yakalayabilme, veriyi yönetebilme, analiz edebilme, ilişkilendirebilme çok önem kazanıyor. Yani özetlersek bu dönem biz daha fazla nasıl öğreniyoruz sorusunu anlamaya
odaklanacağız. Ve yanıtı çok basit. Öğrettiğimiz, nasıl öğretiyoruz demeyeceğim çünkü öğrendiğimiz şekilde öğretiyoruz. O nedenle paradigma değişimi gerekiyor. Biz öğrendiğimiz şekilde öğretmeye çalıştığımız için yeni nesil elbette zorlanıyor. Bu öğrenme biçimleri değiştiğinden dolayı öğretme şekillerimiz, yöntemlerimiz, metodoloji bununla beraber değişim gösteriyor. Bu dönüşüm ihtiyacını üniversitelerin, öğretim üyelerinin öne çıkarmış olması, çalışmamızda öne çıkarmış olmaması, reel sektöründe benzer şekilde beceri şekillenmesini ve bu becerileri sıralaması bizleri sevindirdi. Çok teşekkürler. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Teşekkürler Tarkan Hocam. Tabii şimdi sözü bu kadar hani beceri eğitimi üniversiteye getirdik. Burada da aslında Esra Hanım'dan bütün bu tartışmalar için en kritik noktayı bizlere yorumlamasını rica edeceğim. Esra Hanım, TED Üniversitesi'nde rektör danışmanlığı görevi yürütüyorsunuz insan kaynaklarından da sorumlu olarak. Katılımcılar yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz eden üniversitelerimizin program ve öğretimlerinin sanayinin ihtiyacını karşılamakta oldukça düşük gördüklerini belirtmişler ama ben sizin kıymetli perspektifinizi merak ediyorum. Çünkü gençleri çok yakından görüyorsunuz. İş gücüne katılmadan önceki en kritik son iki durağında üniversiteye başlarken ve mezun oldukları arasındaki o gelişimi birebir yakinen hem tasarlıyorsunuz hem de gözlemliyorsunuz. Bize birazcık buradan detaylarınızı, deneyimlerinizi paylaşır mısınız rica etsem? Çok pardon. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi az önce birinci oturumdaki ve ikinci oturumdaki yine panelist arkadaşlarımı dinlerken aklıma hemen şey yetkinliği geldi. Profesyonel merak yetkinliğini belki geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunu tanımlamamız gerekiyor. Çünkü merakın üstünde çok durduk. Ve yetkinliklerden yine devam edecek olursak, az önce Tarkan Hocam da söyledi. Hani 21. yüzyılın yetkinlikleri olarak karşımıza çıkan ana yetkinlikler aslında öğrenme ve yenilikçilik başlığında toplanıyor. Dijital okuryazarlık başlığında ve kariyer ve yaşam olarak toplanıyor. Şimdi bu başlıkların altına baktığımız zaman, öğrenme ve yenilikçilikte eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yetkinlikler ön planda. Dijital okuryazarlıkta bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi teknolojileri okuryazarlığı ön plana çıkıyor. Kariyer ve yaşamda da esneklik, uyum, girişimcilik, öz yönetim, toplumlar ve kültürler arası etkileşim, yaratıcılık, güvenilirlik, liderlik, sorumluluk gibi yetkinlikler ortaya çıkıyor. Şimdi az önceki sorunuza dönecek olursak, üniversite eğitimine başladıkları zamanla mezun oldukları zaman arasındaki farklar ne oluyor? Bir defa şunu söyleyeyim ki şimdiki nesil zaten dijital okuryazarlık konusunda çok çok iyi. Yani dijital okuryazarlığı başlarken ve mezun olurken çok çok büyük bir farklılık görünmüyor. Fakat sizin de raporunuzda belirttiğiniz gibi yapılan ölçümlerde yaratıcılık ve yenilikçilik yetkinliği %29 oranında artış göstermiş oluyor. Üniversiteye başladıkları zamanla mezun oldukları zaman arasında. İşbirliği yapma yetkinlikleri %23 artış gösteriyor. Eleştirel düşünme ve problem çözme %18. Girişimcilik ve öz yönetim %16. Yaratıcılık, güvenilirlik %14. Esneklik ve uyum %13. Liderlik ve sorumluluk %11 gibi belirgin bir artış gözlenmiş durumda mezuniyet dönemlerinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var, Mesleklerin Geleceği 2020 raporu. Bu rapora göre de bu yetkinliklerin yanı sıra aslında yeni teknolojilere ve hızlı koşullara hızlı ayak uydurabilme, adapte olabilme, hızlı algılayabilme,
Yani o çeviklik ön plana çıkıyor. Belirsizliklerle başa çıkabilme yetkinliği bu dönemde bizim için çok ön plana çıkan bir yetkinlik. Aktif öğrenme, direnç, stres toleransı, esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileri ortaya çıkıyor. Ve önümüzdeki 5 sene içinde bu yetkinliklerin daha da önem kazanarak büyüyeceğini düşünüyorum ben. Üniversite sanayi işbirliğine geldiğiniz zaman bunu nasıl arttırabiliriz? İşte düzenli odak grup toplantıları yapabiliriz, kongreler, kariyer merkezleri oluşturabiliriz, sanayiyle sürekli temasta olabiliriz. Mesela bizim üniversitemizde, TED Üniversitesi'nde bir araştırma, teknoloji ve inovasyon birimi. ATİT adını verdiğimiz bu bölüm üniversite sanayi, sanayi üniversite arasında çeşitli projeler yürütüyor ve ana faaliyet alanları da aslında üniversite sanayi ve kamu işbirliği süreçlerini yönetmek ve etkileşimi arttırıcı platformlar yaratmak ve yine girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak. Yani birimin aslında varoluş amacı bu. Onun için hani buradan verilen önemi de görebilirsiniz. Daha öncesinde benim best practice diyebileceğim birkaç tane içinde bulduğum proje oldu. Bunlardan bir tanesi Atılım Üniversitesi ve Tavesanbo Havalimanı ile birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Havacılık Yönetimi bölümünde havalimanı yönetimi, havalimanı işletmeciliği derslerini Atılım Üniversitesi'ndeki öğrenciler gelip Esenboğa'da on-site eğitim alarak gerçekleştirdiler. Ve bu tabii hani teori ve pratik bazı bölümlerde çok farklı olabiliyor. Hani okudukları bölümde gerçekte mezun olduktan sonra karşılaşacakları şeylerle mezun olmadan önce karşılaşmış oldular. Ve yıllarını bu alanlara adamış, vermiş kişilerden bunun dersini almış oldular. Hala da devam ediyor olabilir. Hani COVID öncesine kadar devam ediyordu bu. Ve çok başarılı bir projeydi. Onun dışında yine birinci oturumda sevgili Devrim'in de bahsettiği gibi proje yapan gençler geldiler. TOBB Üniversitesi ile böyle bir çalışması vardı yine Esenboğa Havalimanı'nın. Hani bizim çözemediğimiz oradaki sorunları çözüp farklı bakış açısıyla, yenilikçilik bakış açısıyla çözüp bizim de uyguladığımız birçok proje oldu bu şekilde. Eğitimin niteliğindeki sorunlara gelecek olursak, aslında sadece üniversite eğitimi olarak değil, belki K12 olarak sorgulamak lazım. Yani anaokulundan başlayıp lise sona, 12. sınıfa kadar giden bir sistemin içindeyim ben şu anda. Sonrasında da üniversite eğitimiyle devam ediyor. Hani bunu sadece üniversite eğitimi olarak düşünmek çok doğru gelmiyor bana. K12'yi de belki sorgulamamız gerekiyor. Üniversite tarafına bakacak olursak bazı istatistiklerle ben sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Türkiye'de 2020 yılı itibariyle 206 tane üniversite var. Bunlardan 130'u devlet üniversitesi ve 76 tanesi vakıf üniversitesi. Tabii sayıdan çok kaliteye biraz bakmak gerekiyor burada. Yine TÜİK'in 2020 Ekim verilerine göre şu anda genç işsiz sayısı 2,5 milyon. Bu 2,5 milyonun 550 bini üniversite mezunu ve bir yıldan fazla süredir iş arayan ama bulamayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum aslında. 550 bin üniversite mezunu varken nitelikli insan kaynağı bizim bulamıyor olmamız aslında çok ciddi anlamda sorgulanması gereken bir durum diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Esra Hocam. Gerçekten kritik
bir yerde soruyu sormuştuk, devretmiştik size. Yine kritik bir yerde bitirdiniz. Çok araştırma katılımcılarının da özellikle altını çizdiği, yurt içinde aslında her kademede eğitim sisteminin yetersizliği, eğitim kalitesinin gittikçe düşmesi ve nitelikli mezun sayısında azalma, ki siz de bu son rakamlarla sayı ve nitelik konusunu gerçekten ayrıştırmak gerektiğini de özellikle altını çizdiniz. Ben bir son panelimizi kapatmadan önce soru cevap kısmına hemen göz gezdirerek dinleyicilerimizden ve katılımcılarımızdan gelen bir paylaşım varsa onu adresleyelim isterim birlikte. Şu anda bir paylaşım görmedim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. TTGV'ye ve bu araştırmanın aslında oluşmasına katkıda bulunan 109 araştırma katılımcımıza ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize de bizlerle birlikte oldukları için ve aktif katılımları için teşekkür ediyorum. Umuyorum hepimizin keyif aldı. Buyurun Kamil Bey. Siz bitirin lütfen, bir cümle ilave etmek istiyorum. Şöyle yapalım isterseniz, bir 3 dakikamız var. Aslında söz almak isteyen tüm panelistlerime birer dakika bir son mesajlarını almayı aloke edeyim ve öyle kapatalım. Buyurun Kamil Bey, siz de başlayalım. Esra'nın güzel bir noktaya değindi. Biz de aynı prensip ve düşüncedeyiz. Bu işe biz de anaokulundan başladık. Anaokulumuzla beraber üniversiteye kadar bir eğitim zinciri var. Ben hem saygıdeğer panelistlerimizi hem de katılımcılarını uygun oldukları bir zaman hem de bu rapora katkı sağlamak amacıyla bölgemizde ağırlamak, misafir etmek ve bu raporun da bir çıktısı gibi görülür ya da ek bir faydamız olur diye uygulamayı da sahada göstermek isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Esra Hanım, buyurun, sizinle isterseniz devam edelim. Ben öncelikle TTGV ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu alanda uzun zamandır okuduğum en kapsamlı rapordu. Raporu okumaya başladığımda ya kendime küçük bir iki not alırım diye başlayıp 4,5 sayfa not aldığımı fark ettim sonunda. Onun için gerçekten hepinizin ellerine sağlık. Çok kıymetli bir çalışma. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Tarkan hocam, siz sesiniz kapalı da. Tabii konuşacak çok şey var ama işte etkinliklerde süre kısıtlaması nedeniyle hep kısa tutuyoruz, kısa tutmaya çabalıyoruz. Elif Hanım biraz uzattıysak, siz de yorduysak kusura Estağfurullah, bakmayın. estağfurullah. Şimdi elbette dijital dönüşüm, bu salgın sonrası dönemi herkes çok konuşacak ve adımlar hızlı atıldı. Aslında şu anda çok ciddi çalışmalar sürüyor. Dijital dönüşüm uçtan uca yapılmalı. O yüzden ekosistem kavramı çok önemli. Ama bu kavramların içi doldurulmalı, çok iyi anlaşılmalı ve anlatılmalı. Bu nedenle ben Esra Hanım'ın hatırlatması üzerine, gerçi raporda biz bunu çok net vurguladık. Dijital dönüşüm sadece üniversite eğitimiyle başlayan bir durum ya da onun getirisi değil. Okul öncesine, hatta ben o sadece K12 ile de sınırlamayacağım. Okul öncesinden başlayan bir çalışma olmalı ve çocuklarımıza dijital dönüşümü çok iyi anlatabilmeliyiz. Onların iyi kavramalarını sağlamalıyız. Çok değerli insan kaynağına sahibiz. Hatta artık ben insan kaynağı yerine insan değerine sahibiz demek istiyorum. Yurt dışında olan birçok insan sevdiklerine daha yakın olabilmek için ülkemize de dönüş yaptı. Bu da ilginç, COVID-19 salgın döneminde yaşadığımız bir gerçek. Yani tersine beyin göçü bu dönem sonunda da hızlanabilir. Bunu da değerlendirmek çok önemli. Kişiye özel çözümler öne çıktığı birinci oturumda da dile getirildi. Ben karamsarlık korkaklıktır diye düşüncesiyle devam etmek istiyorum. Sanıyorum Albert Camus'undu. Umut yoksa da yaratacağız.
Dolayısıyla gerçeklikten kopmadan içimizdeki tutku ve coşku ile devam etmek gerekiyor. Gerek dijital dönüşüm sürecinde, gerek COVID-19 salgın döneminde yapmamız gerekeni doğru şekilde yapmaya, özen göstererek yapmaya ve gerçekten estetik kaygıyla yaklaşmaya gayret etmeliyiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Serdar Hocam, TTGV Ekosistem Geliştirme Direktörü olarak da son kapanış mesajını sizden alalım isterim. Çok güzel şeyler söylendi. Ben rapora katkısı olanlar yanında her iki oturumda katılan paneliste ve size de harika moderatörlüğünüz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha bu konuları çok tartışmamız gerekiyor Türkiye olarak da. Herhalde çok iyi jeopolitik konum artı genç nüfus hikayesiyle çok uzun süre gidemeyeceğiz. Zaten gidemediğimizde bir şekilde görüyoruz. Uzmanlarıyla birlikte bu konuları tartışıp kendimizi de bir yol çizeceğimize eminim. Biz çünkü adaptasyon gücü yüksek bir toplumuz. Herkese teşekkürler. Ben de herkese değerli katılımları için teşekkür ediyorum. Umuyoruz keyif aldığınız ve yarar da aldığınız bir panel olmuştur. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. Teşekkür ediyorum.